sen be? Adım Zeyno. Memoli? Yalnızca iş arkadaşlarım Memoli derler bana. Geliyorlar. Bitti abi. Arabayı parçalasalar bulamazlar abi. Ne aşktı be? Orada önemli olan aşk değil arkadaşlık. Bak senin arabandan başkaları da almış. Ne? Senin arabandan başkaları da almış diyor. Hadi hadi kaçalım. Bu benim arabam zaten. Dur polis! Durun! Dursanıza ya! Durun! Polis miyim ben sizin gibi koşacağım? Hadi dur dur! Atlayın! Baskın! Dur! Hakaret! Yettim Memoli, yettim! Arkadaşlar, kurtulduk. Köylü kızı yetti. Eskiden bir yere gittik mi, adımız bizden önce girerdi kapıdan. Artık bağırsak da, çağırsak da, böyle havalara ateşiz değildi. Hiç kimse bizi duymuyor Kürşat. Yok olduk. Silindik. Bittik Kürşat. Bittik. Demek dönüyorsun ha köylü kızım. Daha burada ne yapacağım ki? Kız kulesini de gördüm. O da aceleye geldi kusura bakma. Olsun ha uzaktan ha yakından. Mallar hazır mı dedim. Rüştü oyuncakları getir. Oyuncak mı? Oyuncaklarla oynayacağımızı bilseydim, ben de kovamı, küreğimi, tırmığımı getirdim. Ne oldu ablacığım, bir şey mi oldu sana? Bana bir şey oldu yok ama. Senin eve hırsız girdi ne? Galiba. Ne? Evet evet hırsız girdi. Buradan çıkarken gördüm. Bize bir fırsat daha verin. Neyse ki özellikle o Kürşat'ın ne kadar beceriksiz olduğunu çok iyi bildiğim için sevkiyatı çok önceden ikiye bölmüştüm. Oh be! Sağ ol emmi. Şeyler güle güle. Ne yapıyorsun lan? Bir kapı. Oh be! Oğlum sahte bu paralar, sahte. Sahte mi? Evet sahte. Yeni bir kalpazan çetesi türedi başımıza. Öğren bugüne. Beni hatırladınız mı? Yaşar Çolakoğlu, seni askeri firari olarak arıyoruz ne arkadaş. Ya? Askerden kaçmışsın. Sen asker kaçamsın oğlum. Kimse bana bir şey söylemedi ki unuttum. Oğlum askerlik unutulur mu lan? Ne yapacağım ben şimdi ya? Ödeyeceğim bitecek. Şuralarda bir yerde bir düğme olacak. Düğme mi? Düğme, düğme. Ya ne niye durdunuz? Ne düğmesi? Hadi yürüsenize. Yürüyün. Oh düğme abla sus ne oluyor ya? Hadi Rama. Hadi Rama. Hadi Rama. Hadi Rama. Bırak, bırak sen. Susun. Susun. Elini çıkarmayın. Susun. Kaldırın ellerinizi. Kaldırın. Kaldırın ellerinizi. Susun. Sakın sesinizi çıkartmayın tamam mı?
Ya baba sakin ol ya. Belki de hedef bu defa sadece biziz. Her defasında köylü kızının başına bela gelecek diye bir şey yok ki. Olur mu Cem, olur mu? Bugün köylü kızının son günü ya. Gider ayak şanına yakışır bir final yapması lazım. Apartmanımı havaya uçurur artık, mahalleyi mi yakar? Şşş! Neredesin Berk? Sesini çıkarma tamam mı? 51-33 merkez 86-252. Dinliyorum 51-33 tamam. Nöbet tuttuğunuz bilinen yeri kontrol edin. Anlaşıldı tamam. İmdat! Sus be kadın! Dur polis kıpırdama! İmdat! İmdat! Gelsene lan! Çıkın dışarı! Bağırma! Herkes girsin içeri! Ateş etme dur! Allah kahretsin! Çabuk çıkın dışarı! Çıkın diyorum size! Kadınlardan bir şey yoksa! Çıkın dedim size! Çıkın dışarı! ...86-252 merkez... Turnacı Basit Sokak Mimosa Apartmanı'nda silahlı çatışma var tamam. Ebe köylü kızı! Ebe köylü kızı! Gördün mü oğlum? Gördün mü nasıl haklıymışım? 51-33 merkez 86-252. Olay yerine intikal ediyoruz. Abi ne yapacağız şimdi? Düşünüyorum. Bekle. Abi bir patron kızı al dedi, aldık işte. Diğerlerini uyduk kaçalım işte. Ne duruyoruz? Salak, aralarından uçarak mı geçeceksin? Bekle. Bana bak. Şimdilik vedalaşıyoruz güzel kız. Ama yakında yine görüşeceğiz. Merak etme. Bu arada nişanlına selam söyle. Biz de fazla uğraşmasın tamam mı? Yoksa hiçbir zaman düğününüz olmaz. Hadi geç şöyle. Ama şef kızı alın dedi abi. Dur çabuk çatıya. Çabuk. Fırla. Çabuk. Sakın konuşma. Sakın sesiniz çıkmasın. Ne oluyor? Adamlar silahlı komiserim. Üç kadını rehin almışlar. Üç kadın mı? Evet. Cem koş. Bizi koruyun. Tamam efendim. Gel bu taraftan. Abi! Abi burada yollar. Tamam arka taraftan alın bizi. Çabuk olun. Üç kadın var dediler. Biri Zeynep, biri Belgin abla, diğeri... Polis! Dur! Yüzin abla. Allah çok şükür. Oğlum defa sahiden sürpriz oldu, kabul et üçüncüsü. Oradalar. Belki yardım edin Memoli abisi, yardım. Ne oldu? Belki nerede? Bilmiyorum. Orada. Adamlar nerede? Aydın mı? Çatıdan kaçtılar. Koş Cem, bir ambulans çağırsın. Ambulans! Ambulans! Cem Rambo'ya bak. Eyvah, kafası çok kötü şişmiş bunun ya. Dayanıldım ara ben, çekelim ya. Avukat tutma hakkınız var. Avukatınız tarafından dava açılır. Başına vurulunca düzelir zannettim ama. Tamam, hani tamam Rambo. Ambulans geliyor. Sakin ol. Tamam, geliyor. Hadi Cem, hadi yürü yukarı. Çatıdan kaçacaklar Cem. Buradan Cem. Kahretsin.
Neyse, en azından zamanında yetiştik. Kimseye bir şey olmadı oğlum. Zamanında yetiştik, evet çok zamanında yetiştik. Son günlerde çok fazla adam kaçırmaya başladık Cem. Oğlum galiba yaşlanıyoruz biz ya. Sen kendi adına konuş abicim. Ben aslan gibiyim. Sadece son günlerde şansımız çok yaver gitmiyor o kadar. Aslana bak aslana. Aslan hadi aşağı inelim. Burası acayip esiyor. Zatürre olacağız şimdi. Cem. Sahiden yaşlanıyor muyuz ya? Ne güzel oğlum. Yakında saçlarımız da beyazlamaya başlar şöyle yanlardan. Ne güzel. Ne? Oğlum bak bir gazetede okudum. Kadınlar beyaz saçlı erkekleri acayip çekici buluyorlarmış. Sen Züğürtağ filmini hatırlıyor musun? He. Orada bir yaşlı dede vardı. Ben kara istirem, ben kara istirem diyordu. Sen ona benzeyeceksin ha. Yürü ya. Ulan Yaşar. Tam da zamanını buldun askere gelecek. Yapayalnız bıraktın beni. Kodun beni burada dımdızlak, yapayalnız. Ben nasıl geçeceğim şimdi köy meydanından? Nasıl geçeceğim, nasıl? Erkan! Erkan! Selam. Sen misin Selam? Benim. Muhterem bir söyledi geldin. Bıraktım sürüyü koştum geldim hemen ağam. Ağam mı? Ağam. Burada herkesler her şeyi duydu ağam. Duydunuz demek. Duyduk. Mert adam da sana. Ama biz de bilirsin. Bir ayınır. Yener yener yeni yeni çıkar. Ahakan da yerde kalmaz değil mi ağam? Öyle öyle. Öyle. Hepinizi çok özledim. Ağam. Hadi gidelim. Al da yenerini. Gidelim ağam. Anam nasıl? Çok iyi abi, çok iyi. Sen geldin duyunca bir sevindi, bir sevindi. Anladım ama. Yine kaç tilki dolaşıyor kafanda Kürşat? Çok. Bir ara sor bakalım o tilkilere. Bütün gün böyle yan gelip yatmak dışında başka ne yapabiliriz? Düşünüyorum da Gülsüm. Hasan Ağa'yı temizlerken keşke kralı da aradan çıkarsaydık. Ayakkabımızın altına yapışan bir sakızdan daha kurtulmuş olurduk ne güzel. Ne duruyorsun ha Kürşat? Hadi başta sağa sola ateş etmeye. Hadi ateş et. Saldır her yere. Bitir işini kralı. Çıkar onu da arada. Tabii eğer kralı görebilirsen. Ona ulaşabilirsen. Kralı öldürecekmiş. Bak Gülsün. Hatırladın mı bu bastonu? Hasan Ağa'nın hayattaki tek dayanağı bu bastondu. Onu ayakta tutan, ona diz çöktürmeyen tek dostuydu belki de. Biz ne yaptık Gülsüm? Bastonu çektik elinin altından. Ağa düştü, baston kaldı. Aynısını krala da yapacağız, o polise de. Dayanacakları tek bir duvar, tutunacakları tek bir dal bırakmayacak. Ama şunu sakın aklından çıkartma Gülşen. Bazen sahibi bastondan sıkılıp onu bir köşeye fırlatıp atıverir. İşte o zaman zavallı bir şömine odunundan, mutfakta asılı bir tahta oklavadan farkı kalmaz. Sakın bunu aklından çıkartma Gülşen. Ulan anasını sattığım İstanbul'u nasıl kurtuldum lan senden? Nasıl sevindim abi seni gördüğüme bilemezsin. Ana da çok sevinecek. Hem de çok. Ulan Selim Sürüye kurtlu almasın lan hadi git bak sen. Ağam gelmiş sürün lafım olur ağam. Al aynı yasır kurt. Sana feda olsun. Ulan hala aynı dalgacı Selim. Ağam başka türlü nasıl çektin be? Sabahtan akşama kadar sen de gez bak 30 tane koyundan. Sen de başlarla onlarla muhabbete. Gör bak nasıl satlat sarmaya başlıyor senin delilik. Aa, az daha unutuyordum. Ne oldu? Ağam Yaşar nerede? Cendirme her yerde onu arıyor. Asker kaçağına yazmışlar adını. Yaşar artık asker kaçağı falan değil. Ya. Çakır gibi. Çivi gibi asker. Abo. Ne zaman gitti askere? Ya. Daha dün yine çaldı jandarma bizim kafeyi. İşte seninle buluşmadan az önce jandarma aldı götürdü onu. Ana. Şimdiden özledim her geleği. Vatan borcu bu ağam. Beklemiyor. Ödesin vatan borcunu. Yine dönecek yanımıza. Ne sensiz çekilir buralar. Ne yaşarsız. Ne de. Ne de kimsiz ağam. Boşver. Hadi artık ağam. Anamlar kapıdadır. Daha fazla bekletmeyelim. İlk önce
Hasan Han'ın çiftliğine uğrayacağız. Hasan Han'ın çiftliğine mi? Ha, hadi toparlan. Abi, abi ne oldu biliyor musun? Dur. Sen söylemeden ben tahmin edeyim. Yine çarşafa dolaştınız değil mi? Yerde, tavanda, kapıda, paspasta, nerede olursa olsun bütün parmak izlerini istiyorum, tamam mı? Başla. İyi misiniz? Yani köylü kızı... Galiba bu defa bütün kabahat bende köylü kızı. Yine aynı kabus başlıyor işte. Hayat aynı filmi taktı makineye, hiç bıkmadan, hiç sıkılmadan tekrar tekrar izliyoruz hep beraber. Aynı filmi mi taktı? Acıların çocuğu Memoli. Ne? Nasıl isim ama? Hı. Bana zarar veremeyeceklerini anlayınca sevdiklerime el atmaya başladılar. Sevdiklerine mi? Evet. Bana yakın herkese. Sana, Belgin ablaya, hatta Rambo'ya bile. Anladım. İlk hedef sensin ama. Niye? En çok beni mi seviyorsun? Hey, aman ne dedim ben? Herkes bizi nişanlı sanıyor ya, köylü kızı. Ben bir çay koyacaktım zaten. Aa, Memoli, Cem geldi. Cem ne oldu? Rambo'yu, bir şey yok. Hastanede bir şeyler sarıyorlar kafasına. Zavallı çocuk, bizi kurtaracağım diye neler geldi başına. Güzin abla deliye dönmüştür şimdi. Doğru söylüyorsun Zeynep. Belki yere basınca kendinden geçiyordu, şimdi kesin çıldırmıştır. Memoli, Cem ne oldu? Şef, Memoli, Cem ne oldu? Zeynep, Belgin Hanım nerede? Sakin ol şef, her şey kontrol altında. Merhaba, merak Belgin etme. Hanım. Sakin olun Kemal Bey. Ben gayet iyiyim. Ben yolda anlatmaya çalıştım ama. Zeynep gördüğün gibi sadece çılgına dönen Güzin abla değil. Memoli, Zeynep. Biraz ayıp olmuyor mu? Abi, abi ne olur. Ben yüksekten korkarım, bilirsin abi. Gözünü yerdeyim abi, ne olur. Yusuf, benden korkmuyorsun da... yine matara olup elin boş, gözün yaş, Kürşat'ın karşısına çıkmaktan korkmuyorsun da... yüksekten abi mi korkuyorsun? Hepiniz beceriksiz, salağın tekisiniz. Hepinizi asacağım. Hepinizi buraya asacağım. Abi vallahi kızı kapmıştım. Sana getiriyordum. Birden üzerimize 100 kiloluk bir adam attı. Güreşçi gibi, basketbol topu gibi bir adam abi. Basketbol topu gibi mi? Evet abi. Sen de yardım etsene oğlum. Konuşsana biraz. Yusuf abi doğru söylüyor abi. Özel koruma falan tutmuşlar galiba. Bir ara sanki adamın gömleği açıldı. Böyle gömleğin altında adamın içindeki kara kuşağı görür gibi oldum abi. Yuh, o kadar da atılır mı lan? Doğru söylüyor abi. Vallahi doğru söylüyor. Adam karateci falandı galiba. Zaten kaçmasaydık herif bizi kesin orada harcardı. Keşke kaçmasaydınız. Keşke kaçmasaydınız da benim yerime ikinizin de kafasını o kırsaydı. Bunlar senin adamların Kürşat. Benimkiler kızı kaçırıp, ölçüsünü alıp, elbise dikmişlerdi çoktan. Ben biraz uyuyacağım. Abi bunları indirelim mi abi? Bırakın bronzlaşsınlar. Abi ne yapıyorsun? Abi yapma lan sen. Yapma abi. Abi gitme. Kürşat abi. Selamun aleyküm ağalar. Aleykümselam. Hepiniz bilir tanırsınız beni. Size Hasan Han beni ağa diye gönderdi. Hoş geldin Erkan ağa, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin Erkan ağa. Var mıdır bir itiraz olan? Yok ağam, estağfurullah. Öyle hoş geldin ağam. Hoş gördük, hoş gördük. Yürü oğlum, yürü. Yürü. Hoş geldin Erkan ağa. Taş yerinde ağa. Ağa dediğinde kendi köyünde. Rambo iyileşince adamların robotu... Evet. Bir yerlerde bir şeyler eksik. Onu bir bulsak bütün bulmaca çözülecek. Bize bir ipucu yeterken ortada onlarca ipucu var. Kafamızı karıştıran da bu zaten. Nasıl bir ipucu? Siz benden bir şeyler saklıyorsunuz. Hemen heyecanlanma abla, sakin ol.
O gün baloda seni uyarmaya gelen her kimse... Bir şey buldunuz. Sinan'ın yaşadığını ispatlayan bir şey buldunuz. Ve benden gizliyorsunuz, öyle değil mi? Ablacığım sakin ol, sakin. Hiçbir şey bulmadık daha. Sadece parçaları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Sinan ya da başkası. O gece sizi uyarmak için baloya gelen her kimse... ...yüz milyonlarca dolarlık bir kaçakçılık organizasyonunun bütün dengelerini alt üst etti. Yani siz de artık benim gibi düşünüyorsunuz değil mi? Genco'nun öldürülmesinin, sonra balodaki bombanın... ...hepsinin birbiriyle ilişkisi olduğunu anladınız değil mi? Bu sadece kaba bir teori abla. Tek bildiğimiz baloda patlamayan bomba... ...ve ele geçirdiğimiz sevkiyat birilerinin canını çok fena yaktı. Ve onlar da şimdi kurşun yemiş köpek gibi son bir can havliyle üzerimize saldıracaklar. Evet. Özellikle de benim üzerime. Emoli, buna dayanamam. Buna gerçekten dayanamam. Aa, yavaşsana oğlum. Abi ne yaptın abi? Rüzgardan güneşten kavruldum. Halime bakar mısın? Yakıştı oğlum. Ne güzel gözlerinin rengi çıktı ortaya. Gözlerimin rengi mi? Anlaşıldı. Her zaman olduğu gibi bu işi de kendi başıma halletmem gerekecek galiba. Affedersin, affedersin. Daha önce hangi işi hallettin? Ben pek anımsayamadım mı? Siz anımsadınız mı çocuklar? Kendi başına halledecekmiş. Yeter artık. Biraz daha içersen ya şişede boğulacaksın ya da denizde. Ben yatıyorum. Nasıl olsa boşa konuşuyoruz. Bir yerde yine çarşafa dolanacaksınız. Kaçışınız yok. Abi ne yapıyorsun? Dayan biraz. Daha sonra konuştuğumuz gibi ha? Yusuf, bana bir şeyler verin Yusuf. Elle tutulur bir şeyler verin. Benim sonram kalmadı artık. Tamam abi. Dayanacak gücüm kalmadı. Buna dayanacak gücüm kalmadı. Bak abi, o zaman buna bir kulak at ha? Ne atayım? Kulak abi kulak. Dinle yani. Bak neler neler. Ne bu? Ya polisin arabası dinliyorduk ya abi. İşte o. Bu aleti buldu demiştiniz. Bulana kadar ne varsa kaydettik abi. Sonra kaydettiklerimizi dinlerken de bunları bulduk. Baba demek Zeynep sahiden gidiyor ha. Ben de hala inanmıyorum ama sonunda kafa dinleyeceğiz biraz. E gitsin tabii kız ya. Annesini özlemiştir, köyünü özlemiştir. O da çok sarsıldı biliyor musun? Dinlensin, kafa dinlesin biraz ya. Sonra nasıl olsa dayanamaz, döner yanına. Cem! Niye kızıyorsun baba ya? Nişanlı değil mi o senin? Cem bak atacağım şimdi seni arabadan ha. Baba dur. Baba dur! Oğlum ne oldu? Midem mi bulandı? Baba dur! Ne oluyor? Buraya kadar kaydedebildik abi. Sonra bir otoparka falan girdiler galiba. Ne var bunda? Abi, kız polisin nişanlısı. Anasının yanına bir yerlere tatile falan gidiyor herhalde. E'si abi, yalnız başına gidiyor. Polis falan yok. Yani nereye gidiyorsa kızı takip ediyoruz. Şak alıyoruz müsait bir yerde ve sana getiriyoruz abi. Aferin lan Yusuf. Kedi olalı bir fare tuttun sonunda. Aa! Ne yapıyorsun abi? Yanıyor. Sürsene lan! Bütün olasılıkları düşünmeli. Hadi Memole. Nasıl hadi? Ne oluyor Zeynep? Gitme vakti geldi abla. Gitme vakti mi? Biletim üzerinde yazıyor komiserim. Kalkıştan yarım saat önce garajda olmak lazım diye. Trafik neyin anca gideriz hadi. Hiçbir yere gidemezsin köylü kızı. Bütün bu olanlardan sonra seni otobüsle hem de yalnız başına köye göndereceğim sanmıyorsun herhalde. Yok Memole boş ver ya. Ben biner otobüse dönerim köyüme. Hiç kimsenin haberi bile olmaz. Sen merak etme. Saçmalama Zeynep. Memole haklı. Bugünü gördün. Adamlar seni kaçırıyordu neredeyse. Bunu tekrar denemeyeceklerine kim garanti ediyor? En azından o adamları yakalayana kadar burada bizimle kalmalısın. Yani bizim Belgin Hanım, Belgin Hanım'la kalmalısın. Ya merak etmeyin başkomiserim. Ayağımı attım anda o otobüse. Tekrar eski Zeyno oluvereceğim nasıl olsa. Memoli'nin nişanlısı Zeyno, balodaki hanımefendi Zeyno, kül kedisi Zeyno kaybolacak. Bütün o kötü adamlar da aslı olmayan bir Zeyno'nun peşine düşmüş olacaklar. Beyhude dolanıp duracaklar. Merak etmeyin onun için. Yüreğinizi ferah tutun. Aferin köylü kızı. Çok güzel konuştun. Rica etsem bunu bir not halinde bir kağıda yazıp imzalar mısınız acaba? Not mu? Hayır. Bir nişanlım var sanıp yeniden intikam ateşiyle yanmaya başlayan düşmanlarıma postalayacağım. Böylece yakamı bırakırlar ne güzel. Memoli yapma. Sahi söylüyorum şef. Bırakalım gitsin ne olacak ki? En fazla Zeyno'nun bindiği otobüsün bir yerde tekerleği patlar. Otobüsün üstüne yıldırım düşer. Köprüden uçarlar en fazla o kadar yani. Aman Allah korusun be.
Allah korusun Memoli. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? İnşallah o dediklerinizden bir tanesi olur da Memoli Bey, siz de benden ömür boyu kurtulmuş olursunuz. Nerede? Aa. Şu keçiğin adından hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Vazgeçmeyeceğim. Otobüs biletim burada. İster beni garaja bırakırsın ister bırakmazsın. Ben bu akşam köyüme geri dönüyorum. Dönmüyorsun. Dönüyorum. Dönmüyorsun. Dönüyorum. Dönmüyorsun. Dönüyorum. Dönmüyorsun. Dönmüyorum. Ne diyordum abla ben? Dönmüyorum diyorsun sen. Dönmüyorum. Dönüyorum. Dönmüyorsun. Dönüyorum. Hadi dön bakalım. Ne başladılar? Sabahtan beri dönüyorum. Benim bu. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Selamünaleyküm bacılar. Nasıl özledim bu çeşmenin suyunu. Bir tas su atsana bacım içeyim bir. Ağaya bir tas su çok mu ha? Yılan! Niye geri döndün he? Niye geri döndün? Zeyno ablamı bir daha kandırıp sonra kaçmak için mi döndün he? Bir gün büyüyeceğim. Bir gün kanı yerden kaldırmasınız bana gelecek. Beni bekle. O günü bekle. Elif Ala! Ne bu halin Zafer? Ne oldu? Yılan Ala! Yılan geri döndü Ala! Ya Zeyno? Katmış mı yılanın önüne Zafer? Katmış mı yılanın önüne? Giymiş değil mi gelinliğini? Yılanı dize getirmiş değil mi? Taze gelin geliyor değil mi buraya? Zafer geliyor değil mi? Yok Ala, Zeyno yok. Zeyno yok mu? Benim bir silah belime, dayım yılanın alnına hala. Senin daha vaktin vardır Zafer. Her şeyin bir vakti var. Zeyno ablam niye dönmedi hala? Keçiğin adı vardır benim Zeyno'mda. Ölür de vazgeçmez, bırakmaz peşini yılanın. Yılan geldi ya, çıkar o da gelir yakında. Sen hiç merak etme Zafer, hiç merak etme. Keçiğin adı mı? Şu keçiğin adını bırakacaksın köylü kızı. Kapının önü kurt kaynıyor. Hiçbir yere dönmüyorsun. Dönüyorum. Dönmüyorsun. Yapmayın çocuklar. İçime fenalık geliyor. Şimdi bayılacağım. Ama bayılın Begin Hanım. Ben tutarım sizi. Teşekkür ederim Kemal Bey. Ben birden iyileştim. Dönüyorum. Dönmüyorsun. Ya böyle parça parça söyleyince çok mu inandırıcı oluyor? Ya bu benim lafım ya. Bir de ne oluyordu abla böyle yapınca? İtici. Çok itici oluyor. Ablacığım kopya vermek yoktu hani. Canım sen sor sana da söylerim. Bak köylü kızı. Yeter. Ama şef. Memuru kes. Ya başkomiserim ya. Zeynep kes. Bravo Kemal Bey. Begin kes. Ne dedim ben? Çok özür dilerim. Yani lafım bir şöyle. Ziyan yok Kemal Bey. Biz sizin bu hallerinize alışırız. Hayatta ben size demem. Bunları dedim ben. Ne oldu bunu? Kedileri kaçmıştır yine kedileri. Bir iki üç diye saymaya başlar şimdi. Ya bu gerçekten çok enteresan. Çok ilginç bir şey ya. Memoli, az önce benim söylediğim şeye gülüyorsan yarın merkezde bütün fotokopiler seni bekliyor haberin olsun. Alakası yok şef. Bu bambaşka bir köylü. Bu defa bayağı bir kısmı kaçtı galiba. Sayıyor bir türlü kısmıyı tamamlayamıyor. Ne yapsın çocuk? O kadar çok acı çekti ki. Sinir mi dayanır? Vah vah vah. Bakın bir dakika ne anlatacağım. Şimdi bu köylü kızı ilk geldiği gün buraya. Kapının önüne. Geldi bavuluyla. Ondan sonra geldi benim eve girdi. Ben dedim ki köyüne döneceksin dedim. Dönmeyeceğim dedim. Dönüyorum dedim. Dönmüyorum dedim. Şimdi. Tersi. Neresi komik bunun? Keçiler kaçtı. İyice kaçtı. Ama sen. Niye kıskanıyorsun? Gelmiyorsunuz. Kıskanacak bir şey yok. Ben sizinle mi olurum?
zaten. Kaç kişilermiş içeride? 6, bilemedin 7 abi. Bilemedin ne demek lan? Bilememek olur mu bu işte? Oğlum bak, bu işte hesaba katmadığın tek bir adam bile arkandan beklemediğin bir anda gelir, kıçına kurşunu basar. Anladın mı? Anladım abi. İyi. Buradan mı? Sağdan abi. Kaçıncı kapıymış? Hangi kapıymış? Az ileride abi. Az ileride. Erol, Erol. Ne o? Nereden geldik biz buraya? Neresi burası? Henüz hiçbir yere gelmedik güzelim. Ama birazdan geleceğiz. Hem de uçarak. Bırak beni eve gideyim. Saat çok geç oldu. Ne verdin sen bana? Hiçbir şey canım. Niye benim başım bu kadar dönüyor? Senin beni eve bırak Erol. Sana dönecek güzelim. Öyle hemen eve gitmek var mı? Biraz tadına bak. Arkandan ağlar sonra. Kim o? Abi benim Şevket. Ne var lan Şevket? Gene mi sen? Erol, 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 Erol. Ne o? Toplantınızı mı bozdun? Gel, 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 gel. Bir şey yapmayayım. Gel. Bak, gel abi, buraya. Bir anlatmama gel. İzin ver. Oh, 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 oh. Ne? Ne anlatacaksın? Kadir abi, bak bir kere. Atır lan yerine. Çocuklar, eğleniyordunuz demek ha? Güzel, güzel. Güzel. Bak yavrum.
bu hayatta dayanamadığım iki şey vardır. Biri ağlayan bir bebek, diğeri de böyle Erol gibi pislik serserilerin yatağına girip benim onları içip kafayı bulup sonra da en ufak bir şeyde böyle paşa kızı gibi zırlayan senin gibi sürtükler. Ha? Şimdi biz Erol abimle iş konuşacağız. Sen de ses çıkartmadan burada usluca oturacaksın. Tamam mı? Anladın mı? Tamam mı lan? Güzel. Bakalım Erol. Ne var ne yok? Aa, yok olanlar mutlaka vardır. Ama sen yine de anlat bakalım ha. Abi kusura bakma. Parayı getiremedim abi. Ya kimse borcunu ödemedi zamanında. Ondan abi. Yoksa yani... Nasıl olacak bunlar lan he? İşler nasıl olacak? Ayağına mı getirecekler sana parayı? Sen burada alem yaparken paralar kendi kendine mi gelecek he? Ayağına mı gelecek? Yok abi. Çalışıyorum. Aslında normalde çalışıyorum ama bugün izin günüm abi. Duydunuz mu çocuklar? İzin günüymüş. Bu işin izni olur mu oğlum? Ben sana bunu böyle mi öğrettim ha? Böyle mi öğrettim? Abi. Abi bak burada. Bakalım burada neler varmış. Bakalım. Para. Paraları saklarsın ha. Ulan seni. Sen de çıkıp bütün kameraların önünde poz vermeseydin o zaman. Sen de bana polis kıyafeti giydirmeseydin de herkes beni senin nişanlın zannetmeseydi. Yani polis zannetmeseydi. İkisi aynı şeydi çünkü. Aynı şey tabii. Hay Allah'ım ya. Bunlara bakın Kemal Bey. Sabahtan beri kavga ediyorlar. Akşam oldu haberleri yok. Niye güldünüz Kemal Bey? Saate baksanıza. Çoktan kaçırdı otobüsünü. Otobüs mü? Ana! Ne yapacağım ben şimdi? Ben kazandım. Komiserim ne olur siz götürün beni Allah rızası için ya. Delirdin mi Zeynep? Bu saatten sonra ne otobüsü? Aman. Sen ne gülüyorsun orada? Hiç. Benim aklıma bir fıkra geldi. Kendi kendime gülüyorum ben burada. Memoli fıkralarını kendine sakla. Çocuk gibisiniz. Çok ayıp Zeynep. Memoli 5 yaşındaki çocuk yapmaz yaptıklarınızı. Berk bile yapmıyor böyle bir şey. Yo, Berk yapıyor bazen galiba. Hadi Zeynep sofrayı hazırlayalım canım. Herkesin karnı acıkmıştır. Ne sofrası be abla? Canım sofrada senin ne zaman gideceğini de konuşuruz. Peki. Sofrayı mı kuruyoruz dediniz? Evet. Ben kalkayım artık. Abla. Gitsin. Kemal Bey siz de kalırsınız değil mi yemeğe? Belgin ablacığım, bu şefle bizim aramızda kullandığımız özel şifreli bir dil. Mesela şimdi şef şey demek istedi, seve seve kalırım demek istedi. Evet. Hadi Zeynep, mutfak bizi bekliyor. Tamam abla, bırak şu elindekini de. Aman. Yazık etmişsin canım mala be. Ne? Yeni mi buldun bunu? Nereden düşürdün? Okuldan arkadaş abi. Yapma ya. Okul arkadaşı ha. Ya okulda böyle güzel kızlar olduğunu bilseydim okula giderdim ha. Bakalım burada neler var. Ver şunu be. Sakin ol. Bakacağım sadece. Bakalım neler var. Babamız polismiş demek. Hem de başkomiser. Ne kadar ilginç. Kızının bu halini görse hepimizi tutuklardı. Değil mi arkadaşlar? Babam polis mi? Babamla annem ayrılar. Bunu niye bana daha önceden söylemedin kızım? Sen benimle kafa mı buluyorsun? Korkacak bir şey yok. Babamla annem ayrılar. Ben annemle kalıyorum. İnanamıyorum ya. Babası polismiş abi. Bak burada baba kızın resmi de var. Ne güzel üniforma da giyiyor. Güzel olmuş değil mi? Ekmeği versene. Versene, bana da versene. Dur. Ben daha doymadım ha. Oğul, iyi misin oğul? İyiyim hanım. İyiyim. Oğul, Erkan'ım. Allah bana acıdı. Seni bana geri getirdi. Hem de koskoca bir ağa olarak getirdi. Sağ ol. Bizden ne kadar ağa olursa artık. Öyle deme oğul.
Baban seni böyle görse çok gurur duyardı, biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. Nen var senin oğul. Nasıl hanım? Geldiğinden beri yüzünde bir gölge var. Kalbindeki dertten yüzüne düşen bir gölge. Ne derdim olacak hanım? Ne güzel döndüm köye. Yeniden senin dizinin dibinde. Yaptığın mis gibi yemekleri yiyorum. Ağ olmuşum. Bundan gayrı ne derdim olacak hanım? Aklın hala Zeyno'dadır. Düşmanın kızındadır değil mi oğul? Mem Ali. Efendim abla. Ben yatıyorum artık. Allah rahatlık versin. İyi, ben de gidiyorum zaten. Olmaz. Nasıl olmaz? Bizi burada kim koruyacak? Herhalde gitmeyi düşünmezsin. Ayrıca bu gece Zeynep'in son gecesi. Onun yanında olmalısın. Son gecesi mi? İyi düşün Memoli. Zeynep'e bak ve iyi düşün. Ve kararını ver artık. Kararımı mı vereyim? Abla sen ne diyorsun? Parabolik rotayı ekrana yaz. Emredersin kaptan. Hadi sana iyi geceler Memoli. Rota değişikliği yansıdı. Kaptan, tehlike kanalında bir şeyler alıyorum efendim. İnlet bana. Güç durumdayız. Keşke bunları yüzüne karşı söyleyebilecek kadar cesaretim olsaydı köylü kızı. Keşke bende de senin gibi bir keçi inadı olsaydı da hayatıma çıkan en son güzel şeye sıkı sıkı sarılmasını becerebilseydim. Yarın gidiyorsun ha köylü kızı sen. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Aa, kabus görüyordum sadece. Beni görüyordun herhalde kabusunda. Ne? Baksana, korkudan yüzün bembeyaz olmuş. Ha? Sen niye gitmedin? Uyanayım da benimle alay edesin diye mi nöbet tutuyorsun başımda? Yok hanımefendi, hani böyle sakat bir yerde yatıyorsunuz ya. Ola ki düşersiniz, biz de tutarız diye. Ebedi görevimiz ya. Söz verdin. Söz vermeseydin o zaman. Niye ağladın sen? Kim? Ben mi ağladım? Bak, gözüne sakladığın damla düşmüş yine. Ne? Ne oldu? Ne? Kapı mı? Kapı kapı. Kapıya baksana. Ne? Hayırdır inşallah. Memoli, kim kapıyı vuruyor böyle? Çağımızda hala zile basmayıp da kapıyı vurmakta direnen bir tek 21. yüzyıl insanı var Belgin ablacığım. O da Cem'den başkası olamaz tabii ki. Baba selam. Belgin Hanım, Zeynep abicim, merhabalar. Hadi benim merhaba. Kapıyı anladık. Bu kapıyı niye yumrukluyorsun gece gece? Ne? Bu kapıyı, Belgin ablayı niye yumrukluyorsun diyorum. Baba gelsene bir şey söyleyeceğim. Gel. Ne oldu? Kapat kapat. Ne oldu oğlum, çatlatma adamı. Derya aşağıda.
Oha, bu kadar çabuk mu ya? Baba öyle değil ya. Abicim, evin anahtarını vermem. Saçmalama oğlum. Arabanın anahtarını da vermem. Baba öyle de değil ya. Abicim bak, bence yanlış yapıyorsun. Git kızı evine bırak. Bu kadar erkenden olmaz. Ya baba bir dinle ya, bir dinle ya. Tamam dinliyorum, bağırma ne? Sadece Derya değil, Başak da aşağıda. Başak da mı? Ya baba hani şu Aliş denen adamın matbaasına gidecektik ya. Başak'a ekipler bildirmişler. Bu gece acayip hareketliymiş orası. Biz ziyaret edelim diyorum. Ha, anladım. İyi, beni de uyku tutmamıştı zaten. Tamam hadi sen git, ben geliyorum. Tamam. Baba, sen söyleyince hatırladım birden ya. Bu hafta sonu hani olur ya, Derya teklifimi kabul ederse senin şu jipin anahtarını verir misin? Peki veririm, hadi. Belgin ablacığım, kusura bakma. Seni de uyandırdık bu saatte. Boş ver. Uyku tutmamıştı zaten daha. Sen nereye gidiyorsun? Göreve. Biz ne olacağız? Kapının önünde iki ekip arabası var. Bu gecelik güvendesiniz. Merak etme, yarın da dönüyorsun nasıl olsa. Belgin abla da benimle geliyor. Biliyor musun? Tabii kararını değiştirmediyse. Sahi mi? Söylemedik mi biz sana? Yo, abla doğru mu söylüyor köylü kızı? Ne yapayım? Aklımı çeldi işte. Ben söylemiştim zaten. Gider biraz temiz hava alırsın, dinlenirsin diye. Sen de gel bizimle Memoli. Ne? Ne? Sen de çok yoruldun koşuşturmalardan. Dinlenirsin, nefes alırsın biraz. Yok ablacığım, ne işim var benim köyde möyde? Sokaklarda binlerce pislikle randevum var. Hepsi beni bekliyorlar ellerini kelepçelemem için. Tatil filan yaramaz benim gibilere. Hem sıkıntısız çok sıkılırım ben. Hadi kapıyı bacayı iyice kilitleyin, tamam mı? İyi geceler hadi. Memoli. Memoli. Efendim Zeynep. Her nereye gidiyorsan çok dikkat et kendine, tamam mı? Ederim. Ah ah, şair ne güzel demiş. Ben sana mecburum diye. Şair ne demiş abla? Hadi hadi, bal gibi anladın ne demek istediğimi. Ay, sen beni biletçi zannetmiştin de onun için. Nihayet. Baba neredesin sen ya? Geldim oğlum işte. Ne haber Başak? İyilik. Bir plan yaptınız mı? Her zamanki gibi. Nasıl yani? Sen ve Cem arka taraftan her yeri alt üst edeceksiniz. Sonra da oradan buradan yaralanacaksınız. Her zamanki gibi işte. Çok komik, sabah şekeri. Hatta gece hadi şekeri. Hadi geç Derya. Peki komiserim. Ben arkaya oturacağım, sen ona otur. Niye? Ben hadi seni binin. Düşündüm baba ya. Senin boyun benden uzun ya, önde rahat edersin hadi diye. Hadi abicim, bin, ben zaten kestireceğim. Baba ya. Oh ulan Memoli, oh ulan Memoli. Cem, romantik bir şeyler koy dedin, niye? Memoli. Müsaadenizle ağlar. Affedersin. Sağ ol ağam. Ben de bir tabak istiyorum. Hadi. Ne oldu Selo? İş öğrenebildin mi? Yok hanım. Zeno dönmemiş hala. Nerede olduğunu da bilen yok. İçeride bir polisin yanına sığın dediler ama kimse söylemediler. Bir polisin mi? Hı hı. Dediğim yer işte burası arkadaşlar. Aliş denen adam içeride mi? Öğleden beri izletiyorum onu. Saat 5 gibi gelmiş. Sürekli olarak ön kapıyı gözetliyorlar. Hala içeride. Aferin Başak. Baba ne yapıyoruz? Dalıyor muyuz içeri? Nasıl yani dalıyor muyuz? Derya, daha sen yenisin tabii. Bizi bilmezsin. Biz biraz korkusuz ve cesur polislerizdir, biliyor musun? Bizim için en tehlikeli görev bile en... Evet Cemcim, evet Cemcim, haklısın. Tamam. Biz Derya ile arka kapıdan girelim. Siz de Başak'la ön kapıdan girin. Baba ayıp oluyor ama ya. Bak Cem, ne diyeceğim ya. Bu defa fazla gürültü patırdı koparmadan yapalım bu işi. Nasıl olacak? Ekibine çevre güvenliği aldır. Bizden kısa zamanda haber bekle, tamam mı? Tamam komiserim. Kapıya bakıyor musun? Arkada da önde de adamlarımız var abi. Güzel güzel. Bunları ne yapalım abi? Cüzdanıma koy salak herif. Git koy bir kutuya. Yürü. Resim çektirir gibi kucağında. Allah Allah. Bunları ne yapayım abi?
Bacağım. Çocuklar, bu iş üstün sanat işi. Şişirmeyin ha, şişireni şişiririm vallahi. Benjamin Franklin abim kızar sonra. Orhan. Efendim abi. Bana bir çay kahve. Tamam abi. Aslanım benim. Hemen getiriyorum abi. Yürü. Hadi. Orhan neredesin oğlum ya? Patron ikide bir çay isteyip duruyor. Hadi oğlum ya, neredesin ya? Şşş, sesim çıkalım. Ne yapalım? Çözüm ayağımıza geliyor. Ne diyorsun abla? Nereden girdin sen? Ne diyorsun abla ya? Oğlum. Anonsa çabuk bunu alsınlar. Tamam. Orada kim var? Komiserim, burası temiz. Burası da temiz. Çayı getirin. Derya. Anlaşıldı, tamam. Çay servisine hazır mısın ha? Çay istedik, gelemedi hala. Makineler de boş boş çalışıyor. Neredesiniz oğlum? Alo! Oo, çay istediniz ha? Sen de kimsin be? Aliş, ayıp oluyor ama ya. Çay istedin, çayın geldi işte oğlum. Biraz soğuk ama kusura bakma. Abi buranın çayına 5 basar. Derya, sen iyisin değil mi? İyiyim komiserim. Senin ayağın hala kanıyor mu Derya? Ayağın mı? Hangi ayağın? Komiserim, bakayım, komiserim yapmayın komiserim. Komiserim! Selamünaleyküm ağalar.
Buyur bir çayımızı iç ağam. Sağ ol. Başka zaman. Bekle Erkan ağa. Bekle ona. Kolay gel. Kolay gelsin bacılar. Ana kalp resmi, sen mi yaptın bunu? Ha. Ne yazıyor ki? Bu Zeynep İnzası, bu da Arkan'ın ersi. Peki niye kazıdın onu oraya? Ben karar verdim, büyüyünce seninle evleneceğim. Yakan davası ne olacak? Biz evlenince kan davası da bitecek. Erkan bak silinmemiş. Bunu buraya kazındığım gün hatırlıyor musun? Hiç unutmadım ki. Daha o gün dediydim ben sana. Ben büyüyünce seninle evleneceğim diye. Beni hep seveceksin değil mi? Bu ağaç burada durdukça. 100 yıl. 1000 yıl. Seni seveceğim Zeynep. Bu ağaca kazıdık bir kere adımızı. Alın yazımızı da. Alın yazımızı. Zeynep. Yılan! Elif Hanım.